Suratın niye asılı sevgilim? Hiç. E görüyorum ama. Her şeyi görme. Kendi içimde çözmeye çalışıyorum. E bana niye söylemiyorsun ki? Gidip gidemeyeceğimizi düşünüyorum. E gidersin canım, niye gidemeyeceksin ki? Ya işte ne bileyim, annem falan Feryal'ı vazgeçer. Annem engel olmuyor ki hasta, abartma. E demin kendin dedin. Ben öyle mi söyledim sana hasta? Bozuldu dedin ateş demedin mi? E tamam da o kadar büyük bir olay değil ki bu. Bir şeyi çok istediğim zaman olmaz zaten. E ama sen hep negatif tarafından bakıyorsun, olumsuz taraflarından bakıyorsun. Öyle biri miyim ben? Hayır değilsin de. Değilsem öylesin deme. Öyleysem de lafın arkasında dur. Ya niye bu kadar sertsin sen ya? Bir sakin ol, bir dur. Neyse. Annem engel olmuyor ama. Bunu böyle bil. Ben öyle demedim. Yok sen gidemeyeceğiz falan deyince onu kastettiğini zannettim. Engel olmuyor ama yardımcı da olmuyor Ateş. Heh. Tamam işte sen çıkar ağzındaki baklayı da öyle konuşalım. Bakla makla yok Ateş ya. Görünen bir şeyi söylüyorum. Aslı o zaman niye gidip annemle konuşmuyorsun, dertleşmiyorsun? Ne konuşayım Ateş? Yani olacak şey mi? Aslı sen önceden annemle gider konuşur dertleşirdin. Şimdi niye yapmıyorsun? Önceden dertleşiyordum da yani şimdi ne diyeyim? Bak Aslı, ben bu mevzuya karışmayayım diyorum ama gerçekten üzüyorsun ya. Neden ben seni üzüyorum Ateş? E çünkü en başından beri gel beraber halledelim demiyorsun. Gel beraber toparlayalım bu durumu demiyorsun bana. E ben de annemin ne kadar üzüldüğünü, ne kadar canının acıdığını seyirci kalıyorum. İstemiyorum seyirci kalmak ya. Bunların hepsinde sen incinme diye yapıyorum Aslı. Anlamıyor musun? Ama sen de biraz bana destek ol, biraz yardım et bana ne olur ya. Bu eski zengin hastalığı herhalde. Her şeye kendi pencerenden bakıyorsun. Burada hayatı alt üst olan, dağılan kişi benim Ateş. Hayatın alt üst falan olmadı senin ya. Annenle babanı buldun. Bu kadar güzel bir şey olabilir mi daha başka? Hayatı alt üst olan iki kişi var burada. Biri annem, biri Feryal abi. Öyle mi ya? Çok pardon. Ben araya giren kara kedi oldum yani, değil mi? Aslı öyle mi söyledim şimdi ben sana? Ne dediğini bil o zaman. Aslı. Çok yoruldum Ateş, çok. Hani her şeyi beraber hallediyorduk biz? He? Seninle kavga ettiğimiz zaman bütün gün böyle içimde bir şey kalbimi sıkıştırıyor. Benim de. Bir de böyle bizden kaynaklanan sorunlar olmayınca iyice can sıkı. Otur. Evet. Ya dur, dur. Bırak kalsın, bozma. Konuştum Yıldız teyzeyle. Haberim var. Ne oldu? Niye öyle söyledin? İyi gitmemiş herhalde biraz, ha? İyi gitmemiş mi? Yo, öyle mi dedi sana? Yok da yani. Ne dedi anne? Aslında annemle konuşmadım ben. Kimle konuştun? Su'yla konuştum. Su anlattı yani. Ne anlattı? Orada mıymış? Ya oradaymış, duymuş. Sen herhalde uzak dur gibisinden bir şey yaptın. Yuh! Ne alakası var Ateş? Ya neyse sevgilim, tamam yani. Yanlış anlamış olabilir, bana da yanlış anlatmış olabilir. O yüzden sen doğrusunu anlat, ben doğrusunu bileyim. Keşke bana sormak daha önce aklına gelseydi. Ya geldin işte sevgilim, anlat. Ya inanmıyorum, ben böyle bir insan mıyım? Suya da hakikaten aşk olsun ha. Ya hemen girme öyle aşk olsunlara falan. Bir dur, kız bir şey demedi sevgilim. Nasıl bir şey demedi Ateş ya? Ben gitmişim Yıldız teyzeye uzak dur demişim ve sen de buna inandın öyle mi? Ya yok, yanlış anlamış belli ki Su. Herkese bir mazeret buluyorsun. Bana da bir mazeret buldun mu acaba? Ne için ya? Su sana anlattığında Aslı öyle şey yapmaz dedin mi? Dedim. Demedin. Ya vallahi billahi dedim ya.
Aramadın beni ya. Ne meraklısın hemen benim kötü bir şey yaptığıma inanmaya. Ya aşkım, çıkamıyorum buradan diyorum sana ya. Bütün gün burada çalışıyorum ya. E geldin işte şimdi, anlat doğrusunu bileyim. Durmayacaksın Ateş. Duyduysan durmayacaksın. Ya beni arayacaksın ya da beni savunacaksın. Ben de geldim burada kendimi anlatıyorum. Ama sen çoktan benim hakkımda karar vermişsin. Yahu hayatım, konu nereye geldi böyle? Ne yapıyoruz biz? Bir dur. Ya sen istedin diye ben Yıldız teyzeyle konuştum. Ya peki sen üzülmüyor musun annemin haline? Ya vallahi şimdi üstüm başımı yırtacağım ha. Ben gidiyorum ya. Ya Aslı bir dur, bir dur sevgilim. Ne yapıyorsun, bir dur. Neden duruyorum? Ya dur bir anlat bana. Bir bileyim doğrusunu. Gerek yok. Sudan dinlersin. Kesmezse kelebeğe sor.